Süper Kanal Haber'den merhabalar. Sayın seyirciler, ilk haberimiz spor haberi ve İnegöl Spor'la başlıyoruz. İnegöl Spor kendi sahasında Bozu Ekil ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı. Ancak skordan çok teknik direktör Levent Evrim'in maç sonrası basın mensuplarına karşı olan tavrı ön plana çıktı. Devrim kendisine yöneltilen maçta neden iyi değildik sorusuna diplomayı alıp siz antrenörlük yapın diye cevap verdi. Teknik direktör Levent Devrim'in bu cevabı ise İnegöl Spor'da işlerin ne duruma geldiğinin bir göstergesiydi adeta. İnegölspor'da kötü gidişat sürüyor. Bordo Beyazlar vasatın üstüne çıkamadığı maçta Bozu 2 ile 1-1 berabere kalarak alt sıralardan kurtulamadı. Ve son düdük geliyor. 7. haftada da İnegölspor 3 puanı İnegöl'de göremiyor. Maç sonu İnegölspor'un Zeytinburnu önünde sergilediği oyunu neden ortaya koyamadı şeklindeki soruya sinirlenen teknik direktör Levent Devrim, siz antrenörlük yapın da görelim şeklinde cevap vererek İnegölspor'un konumunu daha da açığa çıkarmış oldu. Evet hocam, Zeytinburnu maçı oranla biraz daha kötü oyun oynadık ama 1-1 beraber bitti. Çarşamba günü Çanakkale maçı var, neler söyleyeceksiniz? Valla kötü oynadığım şeyini, tezini kabul etmiyorum. Tabii siz nereden seyrettiniz bilemem maçı ama yani bu oyuncular mücadele etti. Rakip bir tane kaleye gelmedi, benim kalecim yere düşmedi ya. Kötü oyun bu değil. Kötü oyun, rakibe çok pozisyon verirsin. Rakip seni ezer, kötü oynanırsın. Ama biz kazanacak kadar yine oynadık. Biz pozisyonlar da bulduk. O yüzden kötü oynadığı şeyine katılmıyorum. Daha doğrusu. Topu alacaksın. Sen atın. Topu alacaksın. Sen atın. Topu alacaksın. Sen atın. Tamam hocam, buna hiç gerek yok. Sonuç ortada. Yani sonuç ortada hocam. Sonuç ortada. En alttayız. Gidiyoruz. Bak altta puan veriyoruz hocam. Soruyor, soracak tabii. Cevap vereceksiniz hocam. Vermiyorum soruyu. Buna soru soramayacağım. Bana soru soramayacağım. Buna soru bana soru soramayacağım. Sen öyle şey değil, yapmayın burada ya. Tamam, bir şey yok ki ya. Hayır. Tamam, hadi ya. Bir şey demedik ya. Yok ki, yok ki. Kulüp başkanı Nihat Kuyumcu ise İnegölspor'un geleceğini oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek kimse bizim özelimize müdahale etmesin, hakaretleri kabul edemeyiz diye konuştu. Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 29 Mayıs kongresinde iyi niyetle yola çıktık. Ve İnegölspor'da değişimlerin olması gerektiğini söyledik. Kamuoyuna da şunu deklare ettik. Bizim hedefimiz bu sene yeni yapılanmak. Sizler de yakından gözlemlediniz. 6 tane kiralık oyuncunun olması, paralelinde de 3 tane oyuncunun farklı liglere transfer yapması bizi zorunlu olarak yeni bir takım kurmaya sevk etti. Hepiniz iyi anımsayacaksınız. Biz 2003 yılında yönetici ki bu takıma bir kaleci almıştık. Maalesef 2003 yılından beri bu takımın bir kalecisi olmamış, kendi oyuncusu olan kalecisi. Yani hem kurumsallaşacaksınız, hem kadro kuracaksınız, hem başarı. Bunların hepsini aynı anda almak mümkün değil. Daha az üzülerek bir şey ifade edeyim sizlere. Şu anda 25 kişilik İnegölspor kadrosunda altyapıdan gelen bir tane oyuncumuz yok. Yani biz Türkiye genelinde altyapısıyla övünen bir kulübüz ama maalesef şu anda altyapıdan bir tane oyuncumuz yok. 4 tane oyuncu gözüküyor ama 4 tane oyuncu da farklı kulüplerden gelmiş. Daha da bir acı bir şey söyleyeyim size. Maalesef 3-4 yıl daha altyapıdan yukarıya gelecek bir tane oyuncu yok. Ve İnegölspor böyle bir tabloyla bir değişimin başlangıcına girdi. Söylediğim gibi bizler 86, 87, 88 doğumlu oyuncu sayısını fazla aldık. Niye? 81 ve 84 doğumlu oyunculardan bayrağı bu arkadaşlara verelim diye. 20.4 yaptık yaş ortalamasını. Tabii hepsini doğru yaptık diye iddiamız yok. Ama maalesef ben 2-3 tane de tablonun altını çizmeye çalıştım. Şimdi ekonomik olarak da bazı ifadeler söyleniyor. Evet, ben ekonomik olarak kulübü aldığımız yerde bırakıyoruz.
yani ekonomik olarak, tablo olarak, yani bırakıyoruzdan kastım şu, biz ekonomik olarak aynı paralelde de elde götürüyoruz. Bir şeyin de altını çiziyorum, biz önceki yıllara göre yönetici katkısını 3 kat artırmışız. Yani eğer bizim eksi yaptığımız şeyler varsa lütfen yapın bir program, biz de size konuk olalım, hepsini anlatalım. Ben sizlere de soruyorum, İnegölspor altyapıdan 4 yıldır yukarıya oyuncu gelmiyor, bu işi yapan, bu mesleği edinenler olarak neredeydi aklınız? Söylüyorum, 3 yıl 4 yılda aşağıdan 2000 doğumlara kadar bir tane oyuncu gelmiyor. Yani ha, tekrar söylüyorum, biz transfer hatası yaptık, bunu kabul ediyoruz. İlk teknik kadroyla başlamak hataydı, doğru. Ama her şeyden bir ilkleri olması gerekiyordu. Biz de bunları yapmaya özen gösterdik. Bu riskleri aldık. Netice itibariyle oyun olarak ben tabii teknik bir adam değilim. Yani oyun çok güzeldi, pozisyon çok kötüydü ama sadece şunu gözlemledim. Bozüspor'un kalemize bir tane şutu oldu ve kaleciden dönen top gol oldu. Bizim bana göre gol olacak 3-4 tane pozisyonumuz vardı. Bunlar gol olmadı. Bu neticede tabii ki bir futbol oyunu. Kazanan olacak, kaybeden olacak. Fakat İnegölspor mantalite değişikliğini bu paralelde sürdürmezse, ben son olarak şunu söyleyeyim. Birçok belediye spor takım var. Nazilli Belediye 3. Lig'de küme düşmemeye uğraşıyor. Turgutlu Belediye Başkanı 6 senedir finanse ediyor. 3 yıl önce verdikleri bonservis paralarını kulüpten öğrenebilirsiniz. Yani hem İnegölspor'u aslına çevireceğiz, aslına getireceğiz, hem de eze eze derece yapacağız. Arkadaşlar, buna bir yıl hep birlikte tahammül edeceğiz. Yani veya politikamızı değiştireceğiz. Yine kiralık oyuncu, bir yıllık oyuncuları alacağız. Ondan sonra günü kurtaracağız. Ama ben bunu İnegölspor'un vizyonuyla ve misyonuyla örtüşmediğini düşündüğüne inandığım için kongrede aday oldum. Ve biz kamuoyuna hiçbir zaman için derece deklarasyonunda bulunmadık. Evet, taraftarlarımız haklıdır. Sadece biz şunlardan, şu taraftarlarımızdan, sporseverlerden şunu rica ediyoruz. Kişilik haklarımıza hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriye sonuna kadar açıkız. Telefonlarımız, biz sürekli kulüpteyiz, sürekli idmandayız. Bu konuda hiç nokta kadar rahatsızlık duymayız. Ama lütfen kimse bizim kişilik haklarımıza müdahale etmesin. Neticede biz bu işten maaş almıyoruz. Tam tersi, birçok maddi manevi desteğimizi veriyoruz. Hatalar bizimdir. İyiler varsa onlar İnegöl'ündür. Ben bu bilgileri kamuoyuyla...